Mutlu günler efendim, mutlu hafta sonları. Dış sahaya hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine çok özel bir konu var. İbrahim Toraman konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Ee, şimdi aktif futbol hayatınızı konuşacağız ama ben sondan başlamak istiyorum. Şu an için neler yapıyorsunuz? Biraz böyle bir tık uzaklaştınız gibi. E, geliyor. Biz sosyal medyadan da soruyoruz işte konuğumuz İbrahim Toraman yapmak <laughs> istersiniz? Soruların neredeyse tamamı ne zaman e, futbola aktif olarak geri dönecek? E, hoca olarak görebilecek miyiz onun şeklinde? Tabii o programın sonlarına doğru o soruları size yönelteceğim ama e, şimdi neler yapıyorsunuz? Hedefleriniz neler? Buradan başlayalım isterseniz. Evet. Ya öncelikle uzaklaştım ama bu bilerek ve isteyerek yaptığım bir şey diyebiliriz. Hani uzaklaştım derken belki çok göz önünde değiliz. Türkiye'de az bulunuyorum. Gidiyorum, geliyorum Avrupa'ya. Ama futbolun içerisindeyim. futbolu bıraktığım andan itibaren kendimi teorik olarak geliştirmeye, futbol açısından ne öğrenebilirim, kendimi nasıl yukarı çıkartabilirim. İşte Avrupa futbolunu, işte Alman futbolu, işte İngiliz, İtalyan. bunları yakından takip ediyorum. Antrenmanlarını izliyorum. maçlara gidiyorum. İyi takımların maçlarına gidiyorum. açıkçası futbola çok mesai harcadık. Yani 20 yıla yakındır profesyonel hayatın içerisindeyiz. Pratik olarak çok şey öğrendik ama Teorik olarak kendimi geliştirmek adına Avrupa'da zaman geçiriyorum. Tabii Türkiye Ligi'nden kopmuyorum, maçları izliyorum. Açıkçası uzaktayız, uzaklarda gibi görünüyoruz ama yine futbolun içerisindeyim. Yani bütün maçları kaçırmamaya çalışıyorum. Milli takımımızı, büyük takım maçlarını, işte Avrupa'da bütün antrenman tekniklerini, metotlarını, maçlarını izleyerek yine futbolun içerisinde bulunuyorum açıkçası. Peki böyle... Şu an uzakta olduğunuz için, daha doğrusu gözlemlemeye dayalı biraz daha zaman geçirdiğiniz için, e, dünden bugüne mesela e, futbolun gelişim gösterdiği noktalar var mı yoksa yine aynı yerde mi kalıyor? Nerelerde kendini geliştirdi? Dünya futbol her zaman gelişiyor. Türk futbolu. Yani Türk futbolu baktığınız zaman çok ağır ilerliyor bir açıkçası. yani çünkü Aa. çok fazla kaos var. Ee, yani futbolun teknik taktik yanları konuşulmak konuşulmadığı için işin özü konuşulmadığı için başka faktörler konuşulduğu için. Türk futbolu çok ağır geliştiğini düşünüyorum. Yoksa oydu yoksa ülkemizde inanılmaz bir potansiyel var. Yani gençler olarak yeni yetişecek e, genç yetenekler olarak bulup bunları piyasaya sürme, Türk futboluna kazandırma, Avrupa futboluna kazandırma açısından bizim ülkemizde e, çok fazla e, potansiyel olduğunu düşünüyorum ama maalesef bence işin teknik, taktik o detayları konuşulmadığı için başka faktörler konuşulduğu için biraz Türk futbolu ağır gelişiyor diyebiliriz açıkçası yani. Şimdi gözlemlerinizden yola çıkarak daha doğrusu daha önce verdiğiniz bir röportajda kullandığınız bir cümle dikkatimi çekti. Milli takımla ilgili. Şöyle bir cümleniz var. Bunu zaten saha içerisindeyken, milli takımda forma giyerken de e, aslına bakarsanız gözlemliyordum ama e, işin dışına çıktığım zaman, e, aktif futbol hayatımı sonlandırdıktan sonra yine aynı gözlemle, yine aynı yorumu yapabilecek e, düzeydeyim. Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giymiyorsanız eğer, Beşiktaş'ta forma giyiyorsanız, milli takımda forma şansı bulmanız... ...çok zordur gibi bir açıklamanız var. Hala arkasında mısınız? Hala arkasındayım. Çok da değişen bir şey yok. Yine. Ya bu kişilerle ilgili bir şey değil mi? Bilmiyorum. Bu kamuoyuyla ilgili. Belki basında basının yaklaşımı... ...işte o oradaki milli takımlardaki sorumluların yaklaşımı olarak da bakabiliriz. Benim zamanımda benden öncekilerde var diyebiliriz. Ben bunu net şekilde görüyorum. Şöyle örnek verebilirim size. Mesela ben Gaziantep Spor'da işte 2000'li yıllarda çok iyi çıkış yapmış bir genç öncüydüm. Ümit Milli Takımda sonra milli takıma yükselmiş. Belki o jenerasyonun en flash en iyi oyunculardan bir tanesiydim. Üç Hı -hı. büyük takımda ısrarla istedim. İki yıl boyunca. Hı -hı. Yani kulüp başkanları, hocaları sürekli telefon alınıyor, sürekli ısrarla istiyorlar. Ee, her zaman çok, çok fazla ilgi vardı. Böyle ilgi oldu ama çok fazla değerlisiniz. Hem milli takımda size yaklaşımı çünkü milli takıma da gidiyorum. Yani 32, 32 kez daha milli oldum. 18 kez ümit milli oldum. Bunların çoğunu Gaziantep Spor'dayken oldum diyebilirim. Çok fazla bir ilgi vardı, alaka vardı. Yani Fenerbahçe Galatasaray'da transfer olma olasılığınız olduğu zaman daha fazla bir ilgi alaka bir yaklaşım var ama Beşiktaş'a şey işte onu da istiyorum. 5 geldiğiniz andan itibaren biraz yeride kalıyorsunuz. Söyle yani ben çok güçlü bir transfer olarak geldim. 5 direkt genç bir oyuncu ama güçlü bir iyi bir transfer olarak geldim. Milli takımda da sürekli olan bir oyuncuydum ama bakış açısının böyle olduğunu söyleyebilirim yani. Şu anda değişen bir şey yok fikirlerimde. Yine aynı şekildedir. Hala da Fenerbahçe ve Galatasaray futbolcuların öncelikli olduğunu mu düşünüyorsunuz? Milli Kesinlikle takımda. evet. Yani bunu ben kötü bir şey olarak söylemiyorum bakın açık söylüyorum yani şu anda dışarıdan bakıyorum. Beşiktaş oyuncularla diyelim Fenerbahçe veya Galatasaray'daki oyuncular bakıldığı zaman Beşiktaş oyuncu biraz geride kalıyor. Bunu net şekilde söyleyebilirim. Peki sizce sebebi ne? Yani bu gözlemi yapıyorsunuz. İlla ki sebeplerini de kendi içinizde bulmuşsunuzdur. Nedenini aramışsınızdır. Bu tek bir kişiye bağlı değil anladığım kadarıyla. Yani o zamanki teknik direktörünüz için bunu düşünüyor olabilirdiniz ama hala daha bu sistem bu şekilde devam ediyorsa sizin gözünüzde o zaman bu tek bir kişinin verdiği bir karar değildir. Ama şöyle bakın yani yakından takip edin milli takımı, işte bizim oyunculara yaklaşımlarını. Yine aynı yani bunu spesifik olarak şudur budur demek. Mesela şey çok konuşulmuştu Barış Alper'in forvet oynaması en son. Ee, onun haricinde Semih niye oynamıyor şeklinde ve bir Beşiktaş taraftarının bazı futbol severlerin hatta Beşiktaş olsun olmasın serzenişi vardı. Yani yakın zamanda da örneği var aslında. Bak Semih'te de örneği var doğru hı hı. söylüyorsunuz. Hani oyuncuyu çağırlı tekrar gönderilmesi oyuncunun motivasyonu bozar. Onun kendine güvenini kırar. Hı hı. Takıma döndüğü zamandaki o havasını kaybedebilir. Bunları ben yaşadım mesela hani amil takıma gidiyorsunuz. Hı, hı Sizi bir anda belki kesemiyorlar. Yine çağırıyorlar ama o anda mobbinge uğruyorsunuz. Hani belki kamuoyundan çekildiği için, belki sizin camiadan çekildiği için yine çağırıyorlar sizi ama. ama o anda size o değeri verilmediğini anlıyorsunuz. Hmm. Sıkıntı yaşıyorsunuz, i̇şte oynatılmıyorsunuz, geri planda kalıyorsunuz. O şeyin içerisine giremediğiniz zaman da kendinize güveniniz gidiyor. Yani bu bilerek yapılan bir şey olarak bakıyorum. Bu da performansı etkiliyor. Kesinlikle etkilemez olur mu? Çünkü genç oyuncusunuz, en iyi yukarıya geliyorsunuz. Orada artık o noktaya oturmanız lazım yani performans Çünkü takımınızda performans ortaya koyuyorsunuz. İstikrarlı bir oyuncusunuz, devamlılığınız var. Amili takım hak ediyorsunuz, geliyorsunuz. Geçmişinizde var yani. Geçmişten itibaren geliyorsunuz. O anda tabii ki performanslarınız inişli çıkışlı olabilir ama o, bu, o ortamda oradaki hocanın, teknik direktörün eğer sizi kazanmak istiyorsa kazanır ama kaybetmek istiyorsa kaybedebilir yani. Bir baskı hissettiğiniz zaman da sahaya yansıyor. Peki İbrahim Toraman e, milli takımda ne kadar etkili oldu? Bütün istediği performansı verebildi mi? Ya şöyle söyleyeyim ben geldiğim Beşiktaş transfer olduğum zamanlarda ameli takım oyuncusuydum zaten. Ameli takımda sürekli çağrılan bir oyuncuydum. Geldiğim zaman da Beşiktaş takıma büyük bir camia geliyorsunuz. 22 yaşında bir oyuncu olarak yani kolay bir şey değil. Bir de defans oyunculara o yaşlarda sıkıntıdır. Bir de takım içerisi organizasyon iyi takım değilse bir e, karmaşıklık varsa kendinizi o anda ispatlamanız, yukarı çıkmanız biraz zaman alıyor. Hı hı. Ama sonuçta geçmişim var. Ümit Bili takımda sürekli oynamışım. Bir e, birkaç hocayla Ameli takımda çalışmışız. İnişler çıkışlar olabilir ama ben daha fazla hizmet edebileceğimi düşünüyordum. Çok iyi olduğum zamanlar oldu yani. Beşiktaş'ta 10 yıla yakın oynadım. Bu süre içerisinde çok iyi geçirdiğim zamanlar, kendimi iyi hissettiğim zamanlar, performans olarak ortaya koyduğum çok iyi şeyler vardı. Bu zamanlarda milli tekme çok daha katkılı olabilirdim diye düşünüyorum. Çünkü futbol da yaşayan birisiyiz. İstikrarım, istikrarım var yani sürekli. Sakatlığım olmadığı sürece disiplinli yaşayan, iyi çalışan, yani bir şeyler yapmaya çalışan oyuncuydum. Milli takıma çok daha iyi hizmet edebilirim açısı. Bu konuda biraz içinde uhde var diyebilirim. Milli takımla da ilgili Fatih Terim'le ilgili bir açıklamanız vardı geçmiş zamanda. Daha duygusal olduğu yönünde. Yani dışarıda görüştüğünüz sürece forma sizde kalır şeklinde bir açıklamanız vardı. Hala arkasında mısınız? Ya onu herkes, her zaman söylüyorum bunu herkes biliyor zaten yani. Fatih Terim, ben milli takımda geldiğinde mesela beni hep oynattı. Sonrasındaki e, gelişen olaylarda işte ne bileyim bir maç ben mesela ben oyundan çıkmak istedim yani sakatlığım var kendimi hissetmiyorum ne bileyim daha sonrasında işte bir istişte maçı var burada biliyorsunuz e, oradaki maç işte ben stoperden sol beke aldı işte oradaki şeyler aramızdaki diyalog iletişim e, bence kötü olduğunu düşünüyorum ya bak benim kötü zamanların olmuş olabilir milli takımda ama. Hoca her beni kazanmak isterse kazanabilirdi yani. Neden kötüydü peki diyaloğunuz? Dışarıda görüşmediğiniz. Aslında için. ilk planda çok iyiydi ya. Dedim ben belki bu konuda iyi değilim hani bir arayın soruyum böyle ne bileyim ama Fatih Hoca'yla ile sade sade performansı yetmiyor. Hı. İlişkiniz de iyi olması lazım. Yani ilişkiniz Özel değilse, hayatta. Kesinlikle ben ben bunu gözlemledim. ya. Dışarıda yani. ilişkinizi Fatih Hocası bir şekilde e, destekliyor destekler yani kazanmaya çalışır. Bir hep bir şey vardır. Yani milli takımda ben çok daha fazla oynayabilirim. Çok daha güçlü olabilirim. Milli takımda sonra Beşiktaş'ta çok daha güçlü olabilirim ama Fatih Terim bunu biraz engelledi söyleyebilirim. Yani milli, milli takım kariyerime biraz zarar vermiştir. Sizin? Evet. Milli takım yani evet. yine, yine saygı duyuyorum. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir kötü bir şey söylemek istemiyorum ama yaşadığım olayları gördüğüm için hı hı. milli takıma çağrılıyorsunuz ama çağrıldığınızda o anda hissettiğim duygular benim kötüydü yani. Sizi o anda dışlanmış hissettiriyor. Sizin hata yapmanıza e, zorluyor. O, onları yaşıyorsunuz açıkçası yani. Bunları gördüğüm için biraz o konu haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Peki e, en çok böyle üstünüzde baskı hissettiğiniz zaman ya da sezon hangisiydi? Belki maç maçta gidebilirsiniz. Şu derbide şu maçta. mı? Milli takımda mı? İkisi için de geçerli. Yani genel olarak baktığınızda ayrı ayrı da cevaplayabilirsiniz. Beşiktaş'ta şu sezon şunları şunları yaşadım ve üstümde baskı hissetmeme sebep oldu. Yaşlı milli ya. takımda da öyle. Beşiktaş'ta işte büyük takımda olduğunuz için o stresi her zaman hissediyorsunuz. Her hafta bir stres var, taraftarın beklentisi. Ama biraz böyle daha huzurlu çıktığınız zamanlar vardır. Bazen bizim için de geçerli mesela bu. Konuktan enerji alırız, almayız. Daha böyle kendimizi doğru ifade edebileceğimiz o huzuru... Hissedip ona göre bir program akışı sunarız izleyicimize. Bazen çok güzel akar, bazen enerji alamayız. İki tarafta sohbet kısır döngüye girer. Maç için de geçerlidir bence bu. O gün kendinizi iyi hissetmeniz ya da arkadaşlarınızla, takım arkadaşlarınızla ya da rakibe karşı hırsınız vesaire Hoca ile iyi anlaşmanız. Bunların hepsi etken maddedir diye tahmin Doğru söylüyorsunuz. 5 hani yaşa geldim ben. Güçlü bir transfer olarak geldim. Tabii ki. İkinci yılımda kaptanlık verildi. Yani kendimi ispatlamaya çalıştığını çalıştığını düşünüyorum. Hani taraftar bazında, kamuoyu, camiye bazında. Kabullendiler. Artık iyi bir noktaya geldik. Yani o anki yönetim, yöneticiler beni seviyor, taraftar seviyordu mesela. Belli bir süreye kadar iyiydik açıkçası yani. Belli bir süreden sonra mesela bu iş, o olay tatsız olaylar, işte kavga olayları falan. Ondan sonra üzerinde bir yük hissettiğimi söyleyebilirim. Yani sahaya çıktığım anda çok rahat değildim. Hmm. Hem psikolojik olarak rahat değilim, hem kafanızda sorular var. İşte bir takım baskı hissediyorum. Hata yapma şansınız yok. Hem dışarıda hem içeride. Takım kaptanınız sorumluluklarınız var ama bunları tam yerine getiremiyorsunuz. Çünkü üzerinde baskı var, yanlış anlaşılabilir. Doğru yapsanız bile yanlış anlaşılabilir. Yani bu baskıların içerisinde bir yol almaya çalışıyorsunuz. Zor bir dönem diyebilirim. Yani o olaylardan sonra, kötü kavga olaylarından sonra üzerinde baskıyı çok fazla hissettim diyebilirim. Ee, şimdi biraz önce konuştuğumuz konuyla ilgili şunu da sormak istiyorum, oraya tekrar dönmek istiyorum. Üç büyüklerden de talep gelmişti, beni istiyorlar dediniz, siz Beşiktaş'ı tercih ettiniz. Peki Beşiktaş'ı tercih ederken bu milli takımla ilgili öngörünüz var mıydı ya da gözleminiz var mıydı? Sonradan Beşiktaş'ta forma giymeye başladıktan sonra mı bu e, durumu gözlemlemeye başladınız? Yani e, bu durumu görüp mesela keşke ben Galatasaray'a gitseydim, o zaman milli takımda daha fazla forma şansı bulurdum dediğiniz oldu mu? Kesinlikle bulurdum. Kesinlikle. Bulurdum. Bulurdum. Ya yani bunu... Dediniz mi siz bunu? Ya yani Keşke Galatasaray'a gitseydi. Hayır hiçbir zaman keşkelerim olmadı Beşiktaş'a gidip. Çünkü Beşiktaş benim çocukluğum takımı yani tuttuğum takım, hayallerimin takımıydı. E o takımda nasip oldu bize Allah nasip etti. Yani oyuncu olarak kupalar kazandık, takım kaptanı olduk, uzun seneler forma giydik. Kesinlikle bir keşkemi yok onda. Ama yaşadığım olayları size söylüyorum. Yani o transfer dönemim iki yıllık bir dönemdi mesela. Hı. İki yıl boyunca üç büyük takımda. Bütün başkanları, hocalarıyla hep görüşmelerim oldu. Menajerim diyor yok ya, bizzat beni arıyorlardı yani sezon içerisinde falan. O ilgiyi gördüğüm için, bunun yanında basının ilgisi, milli takıma gittiğim zamanlar, a, Gaziantep Spor'dan milli takıma gittiğim zamanlar, o andaki oradaki hocaların işte yönetimi ilgisi, alakası daha sıcaktı. Daha farklıydı, anlatabiliyor muyum? Basında hı. çok daha fazla yer arıyordunuz. Ama ben ne zaman Beşiktaş'a imza attım, bir anda... Bambaşka bir boyuta geçiyorsunuz açıkçası. Bunu hissettim. Hissettiğimi söylüyorum yani. Ve şimdi de o hisleriniz devam ediyor. Kesinlikle devam, devam ediyor. Yine Beşiktaş oyunculara karşı, genç oyunculara karşı. Onların o hevesinin kırıldığını gö görüyorum. Yani biraz desteklense onlar çok daha boyuta, çok daha iyi yerlere gelebilirler. Genel olarak milli takım nasıl buluyorsunuz? Milli takım çok iyi bir jenerasyon var. Yani hep şöyle bir şey denirdi bizim zamanımızda, bizden sonra işte. Çok yetenekli bir takımız var. Çok işte iyi takımız. Ben ona katılmıyordum. Şimdi gerçekten çok yetenekli bir takımımız var. Yani yetenekli baktığımız zaman çok gençler uluslararası alanda oynuyorlar. Avrupa'da oynuyorlar. İşte yetenekli tecrübeli oyuncular var. Yine uluslararası seviyede oynayan oyuncular. Milli takım doğru yönetiliyor mu? Ya bu çok derin bir konu şimdi. Nereden baktığınız önemli. Ben Montella Derin bir konuğum var zaten. Mont Montella'nın tarzını beğeniyorum. Hani futbolculara yaklaşımı, ilişkisi, hı hı. iletişimi bence iyi olduğunu gözlemliyorum. Ee, ama onun da şansı çok yetenekli bir takım elinde. Gerçekten yani. Bu zamana kadar olmayan yetenekte, tecrübede uh -huh. e, bir oyunculardan kurulu bir takım. Bu, onu da saha içerisinde görüyoruz. Oyuncuların hani oyun işler kötü giderken teknik taktik olarak tam hoca eleştirilmeye başlayacakken belki saha içerisinde maçtan sonra yetenekli bir oyuncunun çıkıp size hani bir gol atması, bir şey yapması olayı bambaşka bir boyuta götürüyor. Dediğim gibi tarzını beğeniyorum. Montalina'nın e, futbolcuyla ilişkisi çok iyi teknik taktik olarak yani baktığımız zaman teknik inceleme yaptığımız zaman da e, artıları olduğunu düşünüyorum. Tek eleştireceğimiz nokta değil. Hani santraforsuz oynamak yani forvetlerle oynamak biraz oyunu e, boğuyor diyebiliriz. Yani bir kesin merkezi bir santrafor oynadığınız zaman o yetenekli oyuncuların daha da yetenekleri ortaya çıkacağını inanıyorum açacağız. Hı hı. Yani onu o konuda biraz eleştirebiliriz. Bence Montero çok şanslı diyebilirim. Yani böylesi bir jenerasyon elinde olması hocayı da yukarı çıkarttığına inanıyorum yani. Kesinlikle. Peki şimdi biraz daha Beşiktaşlı yıllardan bahsedelim. Ee, bir baskı hissettiğim dönem oldu. O malum olaydan sonra her sahaya çıktığımda bir baskı hissederek e, çıktım, maçı oynadım dediniz. Ondan sonra tabii insanlar insana değişir, karakterden karaktere değişir. Bazı e, baskıyı üzerinde hissedip daha doğru adımlar, daha temkinli adımlar atmaya başlar. Bazı baskılarda ki genelde böyledir hataya daha fazla e, sürükler. Siz hangi taraftaydınız? Şöyle belli baskı sizi hep diri tutar, canlı tutar. Sizin performansınızı olumlu olarak etkiler. Beni de aynı şekilde. Bu beni etkiliyordu ama bir yaşanmışlık var futbol hayatınız boyunca ve bir noktaya geliyorsunuz. Bir noktaya geldikten sonra hata yapma şansınız yok. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani o baskıyı ben net şekilde hissede hissedebilen birisiydim. Ve bunun sonucunu da zaten yaşadık. Benim kontratım Beşiktaş'a vardı hala yani. Daha fazla yıllar oynayabilirdim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Mesela bir feda ile geçirdik. Çok iyi bir sezon geçirdiğimi inanıyorum yani. Takım kaptanı olarak ortaya koyduğumuz performans olarak, o toparlayıcı liderlik olarak çok şey kattığımı düşünüyorum. Bir sonraki sezon bambaşka şeyler yaşadın. Hı hı. Bir sonraki sezonda futbolu bırakma noktasına geliyorsun. Çok garip bir durum diyebiliriz. Bir de yaşınızla itibaren bak. Futbolcular... O durum pek mi genelde küstürdü size? Yani mesela böyle bu tarz bir baskı yaşamamış olsaydınız, e, talihsizlik diyelim artık yani evet. kırgınlık vesaire, kavga, tartışma yaşamamış olsaydınız e, belki başka olabilirdi. Bu mu küstürdü biraz da uzaklaştırdı futboldan size? Şöyle diyeyim. Çok iyi bir giriş yaptım Beşiktaş'ta. Dediğim gibi hı hı. güçlü bir şekilde milli takımı çıktık. işte Şampiyonluklar, kupalar kazandık. Çok da güzel bir kadro vardı. Çok Anladım. iyi kadrolar da kuruldu. Dünyaca ünlü hocalar, dünyaca ünlü futbolcular geldi. Belki bunların çok daha şampiyon hak ettiğimiz sezonları vardı ama işte sistem oturmayınca oturmuyor diyebiliriz. Ama <laughs> ne diyeyim yani? Kesin bir şey söyleyemiyorum ki. Küstüm diyemiyorsunuz. Ama yani Beşiktaş'a küsülmez. Küstüm diyemem ama yani yıpratıcı bir süreç yaşıyorsunuz. Hı. Bu sizi yıpratıyor ister istemez. Hı hı. Yani Beşiktaş çok büyük bir cami. Böyle bir falan olamaz ama yani. Ama kırgınlıklar olabiliyor. O var mı onu merak ettim. Küskünlük değil İçinde de. İçinde var tabii ki ya. Hani daha güzel bir şekilde ayrılabilirdik. Güzel bir şekilde veda edilebilirdi. Hani çünkü takım kaptanısınız. Evet. O kötü bir süreçti değil mi? O benim için beni o biraz küstürmüş olabilir. Doğru söylüyorsunuz. Ani karar verdim mesela futbolu bırakma adına. Hı hı. Üst üste birçok şey eklendiği zaman da biraz uzaklaşmak istiyorsunuz. Futbola küsüyorsunuz, camianıza kırgınlık yaşıyorsunuz, kırılıyorsunuz. Ee, peki şimdi o zaman... şöyle kırgınlık değil mi? Bak ya, takım içerisinde oynarken çok bir fedakarlıklar yaptığıma inanıyorum. Hem maddi o olarak aynen. hem manevi olarak. takım çok benimseyen bir oyuncuydum açıkçası. Yani bir hı hı. kendimi o ailenin bir ferdi olarak ve çok fazla... Duygusal teklere verebiliyordum. Bazı oyuncular sizinle aynı duyguyu yaşamıyor. Özellikle yabancı oyuncular. Umurlarının değil yani bazılarının. Hepsi için diyemem. Tabii Türk oyuncuların aidiyet duygusu daha başka oluyor Tabii. bence. Bu beklenti olan bir oyuncu ayrılış şekli kötü olduğu zaman ister istemez bir üzülüyorsunuz, yıpranıyorsunuz yani. Bunu söyleyebilirim. Bir de o zamanlarda jübile çok e, revaçtaydı. Yani her böyle futbolu bırakmak isteyen e, futbolcuya e, bir jübile maçı yapılıyordu. E, siz de onu beklediniz anladığım kadarıyla. Yani ben e, belli bir süre 8 aydı değil mi? 8 aylık bir süreniz vardı bekleme süreniz. Beşiktaş'la ne olacak ne bitecek ben bırakmak istiyorum, bir evet, vedalaşmak sezon, istiyorum. Sezon başında olay yaşandı. Sonrasında çok uzatıldı yani çözülmedi olay. Aslında bir barışma durumu olmuştu diyorduk. Barışma yakası yok ki olay. Yani barışma şey onlara bir sıkıntı yok ama yönetim o anki yönetim bu olayı uzattı. Hı -hı. Ya şöyle söyleyeyim, o 8 aylık süre içerisinde deseler ki mesela olay oldu, biz artık tamam. Yani teşekkür ediyoruz, yollarımızı ayıralım. Otururuz, konuşuruz, güzel şekilde ayrılabiliriz. O zaman ben yine futbol oynamak istiyorum. Yani beni niye isteyen iyi takımlar var o zamanlar. Ama 8 ay oynamıyorsunuz, sonra yaz tatili geçiyor, sezon başlayacak. Hala ben geri döneceğimi düşünüyorum. Sonrasında siz diyorlar ki hayır, teşekkür ederiz, istemiyoruz. O zaman da şey yapıyorsunuz, hani hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. 8 ay e oynamayan bir oyuncu, 30 yaşı üzerindeki bir oyuncu artık. Size 5 tane takım isterken bir 2 takım istemeye kalkıyor, yani düşüyor yani. Onu soracağım mesela. Madem istenmiyordunuz ya da istemiyorlardı devam ettirmek, istenmiyordunuz demeyelim. 5-6 takım vardı beni isteyen dediniz. Neden o zaman Beşiktaş... İbrahim Toraman teşekkür ediyoruz yaptıkların için, fedakarlıkların için ama burada yol ayrımına gidiyoruz. Şu takımla görüşmeye başlayabilirsin ya da görüşüyoruz. Gitmek ister misin şeklinde neden bir diyalog olmadı? Orada başka bir çıkarım mı vardı? Ben de bunu anlamıyorum yani. Ben o anki başkanla konuştuğum zaman döneceksin dedi yani. Ama ne zaman bana bir zaman vermedi. Döneceksin, döneceksin. Yani 8-9'a beklettikten sonra artık dönüşte olmadı. Dedim ki ya beni biraz futbol erken bırakmaya ittiler diyebilirim açıkçası. Başka takımlarda da oynayabilirdiniz çünkü. Ya oynayabilirdim ama sonra bak 8'e oynamıyorsun. Sonra ben Sivas'a gittim memleketim diye. Sonuçta benim memleketim. Ee, orada çok daha hizmet etmek isterdim ama... 8 ay oynamamışım. Kamp dönemi geçirmedim. Direkt maçlara başladık mesela. Ben Carlos mesela ilişkimiz çok iyiydi. Beni de çok sever. Ben de onu çok severim. Roberto Carlos. Sen bir, beni bir an önce oynatmak istedi mesela. Değil mi? Ben hocam hazır değilim mesela. Biraz zaman ihtiyacım vardı. Ki. Oynayarak tam oynadık. İşte 3 maç, 5 maç, 8. maçta ben karın kasım yırtıldı. Kopiz oldum. Hmm. Çok ağır bir sakatım. Kamp dönemi geçirmişiz. Güçsüz kalmışın. Bir araya bir zaman girmiş. Ondan sonra ağır bir ameliyat geçirdim. Sonrasında futbola bırakmaz Zorunda kalıyorsunuz. Çünkü zor geliyor artık. Kolay değil yani. Şimdi stoper bölgesine gelmek istiyorum savunma hattına. Genelde atanla tutan konuşulur ya maçlarda, maç sonlarında. İşte bir taraf kaybettiği zaman golü yiyen taraftır ve golü yiyen kişiler vardır. Bu noktada baktığımızda stoper olarak saha içerisinde var olmak, o sorumluluğu sırtlamak nasıl bir duygu? Daha mı zor stoper almak mesela? Ülkemizde çok kalıyorsunuz doğru. Ya şöyle zor. Takımınız iyiyse eğer, böyle organizasyonu iyi takımsa, stoper oynamak çok kolay. Hmm. Ama dağınık bir takımsanız, hani o hoca o organizasyonu sağlamamışsa, o takım bütünlüğünü sağlayamamışsa, stoperler çok zor durumda kalıyor. Bütün yük sizin üzerinize kalıyor. Hani takım dağınık, belki defansı iyi yapamıyor. Bloklar arasında mesafe var, takım gol yiyor. O anda sadece iki stopere olay yıkılıyor. Aslında öyle bir şey yok. Takım gol yiyor ve gol atıyorsa, takım bütüne bakılması lazım. Bizim ülkemizde dışarıdan bakanlar özellikle böyle baktığı için, o stoperde hani... Sen yıl boyunca çok iyi performans ortaya koy, çok mücadele et, elinde en iyisini yap ama şampiyonluk gelmediği zaman veya başarı gelmediği zaman eleştiriliyorsunuz. Onu yükü üzeriniz ama defa, işte orta saha oyuncuları veya forvet oyuncuları bireysel olarak bir şey yapma şansları var. Sen takımın bütünlüğüne bağlısın. Ya yani bir stoper tek başına ne yapabilir ki? Yani mücadele et, savaş, senin yap ama takım mağlup oldu. Veya yukarıya çıkamadınız, eleştiriliyorsunuz veya biraz geri planda kalıyorsunuz ama santriforlarda öyle değil. Yani kötü oynarken bir gol atarsınız, maçı değiştirirsiniz. Farklı boyuta geçebiliyor. Ama stoperde öyle bir dünya yok. Yani dünyanın en iyi stoperlerini getirin. Dediğim gibi bakın isterseniz. Takımın şeyi o bütünlüğü yoksa zorluk yaşıyor. Dağınıksa. Tabii zorluk yaşıyorlar yani. Hı hı. Ama bütün olduğu zaman iyi bir organizasyon takım olduğu zaman, stoperler göz önünde ortaya çıkar çünkü mücadele ediyorsunuz, işte pres yani gücünüzü, kuvvetinizi ortaya koyuyorsunuz. Yani onu da kaç kaçmaman biriyseniz yani savaşmaktan kaçma biriyseniz, o zaman da göz önünde geliyorsunuz açıkçası yani. Beşiktaş'ta stoper olarak mücadeleci ruhunuzun yüzde yüzünü ortaya koydunuz mu? Yüzde yüzünü koyduğun zamanlar oldu. Her zaman olmadı tabii ki ama e, bazı maçlarda, bazı oyunlarda yüzde yüzümü maçlar olmuştur. Peki stoper biraz da eş demek ya hani evet, birbirinizi evet. kollamak demek. En uyumlu eşiniz stoperiniz. Ben 5 yaşta onu yakalayamadım biliyor musunuz? Hmm. Çok tecrübeli bir yani genç bir oyuncu olarak geldim. Böyle Avrupa'da gerçekten yetenekli, te tecrübeli bir stoperle oynamamış olsaydım çok daha farklı boyutta çıkabilirdim. Yani geldiğim zaman ki tabii ki arkadaşlarımız vardı oynadık elimizden gelen en iyisi. Ama o yapacağız. tamamlayıcılık gelmedi mi hiç? Ya stoperle zaman ilerledikçe tecrübe kazanıyorsunuz bir noktaya geliyorsunuz ama genç oyuncuyken hata yapma şansınız yüksek. Ama tecrübeli bir oyuncuyla oynadığınız zaman o sizi bir noktaya taşıyabiliyor. ha yani sizin enerjiniz, hırsınız, isteğiniz, onun sizi ona yönlendirmesi bir noktaya gelebiliyorsunuz. Bu konuda biraz kendi adıma sıkıntı yaşadım diyebilirim. Peki anlaşabilmeye yakın olan isim vardır illaki. Yani %100 değildir ama %60 performansla şu isim diğer isimlerin ya biraz daha yani önünde. Ronaldo vardı mesela. O çok iyi bir oyuncuydu. Sonrasında işte Çağdaş'la oynadık bizim. Gökhan'la oynadım. Sivok vardı, onu oynadık. Hı. Yani fena oyuncu değiller, iyilerdi yani. iyi maçlarımız olmuştur. Ama ben bunu şöyle söylüyorum. Şu andaki günümüze bakarsanız büyük takımların soperlerine, tecrübeli oyuncular oynadıkları zaman daha iyi ortaya çıkıyorlar. Bu böyle bir şey. Bizim o zaman onun sıkıntısını yaşadım ben. Ya yani sizin için de bu bir dezavantaj mı? Tabii ki. De, şimdi Anadolu'dan geliyorsunuz. Bak büyük takıma gelme bambaşka bir şey. Ben tecrübeli bir oyuncuyum. 3 yıl oynamışım Anadolu takımında. A milli takımda oynamışım. Uluslararası alanda oynamışım. Ama büyük takıma geldiğiniz zaman ki o seyirci baskısı ve Anadolu takıma büyük takımla oynadığınız zaman bambaşka bir boyut. Şu o anda tecrübe kazanıyorsunuz ama kazanana kadar biraz sıkıntı yaşıyorsunuz. Peki şu anda mesela ya da geçmişte en beğendiğiniz stoper kim de rakip takımdan da olabilir. Kendi takımımızdan. Sanki. Şu anda milli takım stoperlerini beğeniyorum. Hı hı. Yani bence hepsi birbirine yakın oyuncular hı hı. ama takım bütünlüğü olduğu zaman ön plana çıkan oyuncular. Hı hı. Bak takım bütünlüğü dağınık olsun çok zor durumda kalabilirler. Yani benim zamanımda kim söyleyebilirmiş yani ya. Daha önce Kanavara vardı biliyorsun bizim zamanlarda. iyi evet. İyi bir oyuncuydu. Ya bunlar farklı farklı oyuncu açısı yani. Peki en zorlandığınız savunmada stop e, Stand Stand Ya ben Türkiye'de en zorlandım. Yani şey çok iyiydi Anelka. Evet. Yani Anelka hem hızlı olarak hem yetenek olarak. E, Sorularda bak... vardı Anelka'yı sorsana İbrahim Toroman'a. Bence çok iyi bir oyuncuydu açıkçası. Yani bence Fenerbahçe daha fazla hizmet edebilirdi açıkçası. Ama niye yapmadı bilmiyorum. Hı, hı. Biraz orada evet. E, Merih ve Çağlar'la ilgili de biraz önceki açıklamanıza benzer bir açıklamanız var. İyi ki Anadolu'dan direkt Avrupa'ya gittiler. Yoksa e, başka türlüsü olsaydı milli takım için sıkıntı yaşarlardı dediniz. Zamanında. Milli takımda yıpranıyorlar. Bak, Hı -hı. Çok fazla üzerlerinde baskı var. Şimdi bu oyuncular kendi takımla oynuyorlar. Eleştiriyorlar değil mi mesela? Hı, Hı Mesela şu anda Abdülkadir oynuyor Galatasaray'da. İyi bir takım içerisinde. Kendine güveni geliyor. Her oynadıkça. Takım şampiyon oldukça. Ve maçlar kazandıkça diğer takımda kim var diyelim? Çağlar var değil mi Fenerbahçe'de? Takım kötü. Ama aslında... bunu öncesi için konuşmuştunuz zaten. Daha istiyorum. Fenerbahçe'de değildi Çağlar. şu anda yıpranıyor mesela anlatabiliyor muyum? Yıpranıyorlar. Kötü gittiğiniz zaman futbolcunun değeri olarak işte iyi mi değil işte acaba. Değil aslında iyi oyuncular. Hı hı. Takımla alakalı bir durum yani. Anlatabiliyor muyum? Anadolu'da, Anadolu'da biraz göz önünde değilsiniz. Bir çıkış yakalıyorsunuz. Çıkış yakaladıktan sonra Avrupa'ya gittiğiniz zaman Avrupa'da giden bizim Türk oyuncular daha değerler. Böyle bir bakış açısı var yok mu? Doğru. Ya buradan bakış açısı öyle. Bazısı da gitmek istiyor. Daha fazla kendini geliştirebileceğine inanıyor ama. Mesela Kerem Aktürkoğlu onlardan bir tanesiydi ki bence Benfica'ya gittiğinde ekstra kendisini buldu. Gitti rahat. Boysuz, asistsiz maçı yok nerede? Çocuk rahatladı yani üzerindeki baskı gitti. Kerem'e 3-4 yıl önce, 3 yıl önce de yine bir röportajda söylediler. Yani, Türk oyuncularından kimleri beğeniyorsun, kimleri olabilir gibilerinden. Kerim'i o zaman da söylemiştim. Çıkış yakaladı Galatasaray bir noktaya geldi. Daha da iyi noktalara gelebilir diye. Belki sağcı davranışları biraz antipatik kapmış olabilir. Hani Taraftar baskısı onun üzerinde ciddi bir üfretici e, unsurdu. Aynen. Orayı çok yönetemediğini zaten söylüyordu. Yani ben sahada oyunumla var olmak istiyorum. Bu tarz baskılar beni kamçılamıyor, e, motivasyonumu düşürüyor diye kendi açıklaması var zaten. Ama şunu da soracağım. Kerem de takımın kaptanıydı. Siz de kaptandınız. Bir Yerel böyle bir e, kaptanlığınız alındı, sonra tekrar geri verildi. Dolayısıyla en iyi Kerem'i bence siz anlarsınız. En iyi anlayanlardan biri sizsinizdir. E, Benfica'ya gitmeden önce de bir kaptanlık bırakıldı mı, alındı mı elinden şeklinde böyle bir yaşadığı durum vardı. Bu durumlarda kaptanlar ne hissediyorlar? Çok değerli bir e, ünvan. Ya bak evet büyük takımda biz de bunu yaptılar mesela. Ee, yabancı oyuncu geliyor, kaptanlığı veriliyor. Sonra tekrar size veriliyor. Bu öyle bir şey değil yani bak. Siz o takımda düşünüyorsanız, o takım kadrosunda varsanız size verilmişse eğer kaptanlık, siz kaptan sizsinizdir. Oynarsınız, oynamasınız o ayrı bir mevzu. Yabancı bir oyuncu gelir, oynar. Siz yedek kalırsınız ama odur. Yani onu ver veya başka bir oyuncu belirlersiniz. Bu sizin hem performansınızı etkiliyor, hem takım içerisindeki o artık size verilen bir misyon var, bir görev var yani. Onu yapmakta zorlanıyorsunuz. Bunu hissettirmeniz lazım. Mesela Kerem genç bir oyuncu ama yaptığı işler saha içerisinde bence önemli işler yaptı. Ya onun da bence travması Marco yaşadığı olay diyebiliriz bak. Onu çok fazla etkilediğini düşünüyorum psikolojik olarak. Sonrasında Kerem daha fazla şey yapmaya çalıştı. Daha ben varım, daha şey daha var olmaya çalıştı. İşte biraz dediğim gibi saha içerisindeki hareketleri, tavırları taraftar bazında bir şey oldu, baskı oluşturdu ama dediğim gibi Kerem çok bir oyuncuydu. Bunun üstesinden geldiğini düşünüyorum ama o kadar baskı oluştu ki Çocuk gitmek istedi. Gitti. Şu anda kendine bence tekrardan ispatladığını düşünüyorum yani. Her geçen günde Çok iyi, iyi bir performans, performans sergiliyor. Hem milli takımda hem orada. Orkun'la birlikte. Abi. Ya bak Kerem abartmıyorum. Eğer Galatasaray'da kalmış olsaydı ve Galatasaray biraz kötü gitmiş olsaydı Kerem o anda harcanıp gidebilirdi biliyor musunuz? Topun ağzında mıydı? Bence öyle gibi oydu yani. İlk başta eleştirilecek, en fazla Şimdi ise değerine çıkıyor. değer katarak gittiler. Şimdi ise yani o kadar Doğru değerli noktaya... Tabii öyle bir noktaya geldik Zip yani. için bu da çok önemli. Doğru zamanda takımdan ayrılmak, güzel bir şekilde ve değerine değer katarak ayrılmak. Şöyle gibi. bak, benim mesela kadro kaldığım zaman transfer teklifleri aldım ama Hı. ben gidemedim açıkçası. Söyleyeyim. Hani Beşiktaş beni göndermediği sürece gidemezdim. Hı. Öyle bir duygusal bağım var diyebilirim. Bunu yapamadım. Peki Beşiktaş'ta gelmiş geçmiş en özel, en başarılı teknik direktör. Aktif futbol hayatınızda da bir teknik direktör olabilir. Birlikte çalıştığınız ya da e, bugüne kadar da genel böyle bir değerlendirme yaptığınızda... ...şu isim bayağı başarılı dediğiniz bir teknik direktör. Beşiktaş'ta. Evet Beşiktaş'ta. Ya şöyle Beşiktaş'ta çok değerli hocalar var tabii ki. Muhakkak. No, Onlarla çalıştık mesela. ile ça çalıştım mesela. Hı. Bambaşka bir insandı. Lusat çalışmadım ama beni çok istiyordu. Ben bir şakka dönese gitme ihtimaline gittim de hatta oraya bir baktık ettik hocanın oynattığı oyun bak takım kurması, oyuncular tespit edip takım birleştirmesi kurmasında Lucescu'nun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, Tigana var mesela diye onunla çalıştım. Gençlere çok fazla önem veren, çok değer veren, gençlerin gelişimini sağlayan bir antrenör. Davranış biçimi olarak ondan çok şey öğrendim söyleyebilirim. Ee, Türk hocalarında Mustafa Hoca ile şampiyonluk yaşadık mesela. Onun yaklaşımı. Ne bileyim milli takımdaki hocalarımız bunlardan hepsinden çok şey öğrendiğini söyleyebilirim. Hani bir tane şudur çok iyi hocadır diyemem. Hani ne bileyim Türk hocalardan Samet Hoca var, Rıza Hoca var. Onlarla çalıştık. Onlara değerli antrenörler. En huzurunuzu bozan teknik direktör peki? Hani vardır ya çok elektriğiniz tutmaz. Hani o taraftardaki baskıyı yine üstünüzde hissettirir. E, forma şansı bulabilecek miyim, alabilecek miyim? Olcay Şahan'la geçtiğimiz haftalarda bir röportaj yapmıştık. Dedi ki hiçbir zaman rahat uyuduğumu hatırlamıyorum. Hep bir forma telaşım vardı alabilecek miyim? Olcay'la mı? Evet. Yok muymuş? Olcay vardı muhakkak yani. Olacağı geldi kendini kabullenmeye çalışan bir öncelik kolay bir şey değil. Ama hep o tedirginliği yaşamış mesela onu söyledi. Ya büyük takıma geliyorsun, kolay bir şey değil yani. ya. Sizin mesela böyle huzurunuzu bozan teknik direktör. Ben çok antrenöre çalıştım futbolatım boyunca. Gerçekten çok fazla sorun yaşadığım dediğim tek bir beş yaşta Carlos vardı Portekizli, Karim. Yani gerçekten hiç normalde bunu söylemem biliyor musun? Bak hiçbir antrenöre karşı ama ne saygı duyulacak veya antrenörü de beğenmiyordum İnsanlığını da beğen. Yani. Bana güven vermedi açıkçası yani. Hı. Farklı bir kafa yapısı olduğunu düşünebilirim. Bence o zarar vermiştir. E hissiyat mıydı peki? Bu yaşadığınız bir şey ya, yaşadığımız var Yaşadığımız ilişkiden de öyle yani. Antrenörlük futbolcu ilişkiden. Daha mesafeli. Yok mesafesi değil yani. Saygı. İyi, i̇yi, niyetli olduğunu düşünmüyorum. Yani dışarıdaki etkenlerin sahaya yansıttığını, bana yansıttığını söyleyebilirim. Hı. Yani kişisel çıkarları farklı e, yansıttığını söyleyebilirim açıkçası yani. Onun bağlantılı olduğu işte menajerler veya ne bileyim ortam, bana sonra yaklaşımı, tavırları. Bunu ben çok net hissediyorum açık takımda. E, Düşünsene yıllarınızı veriyorsunuz, bir takıma geliyorsunuz, bir takım kaptanısınız. İşte bir antrenöre geliyor Portekiz'e her neyse. İşte bambaşka bir e, yaklaşım içerisinde oluyor. Bu beni üzmüştür açıkçası. Beşiktaş ama Beşiktaş'ta bunun dışında hiçbir antrenörle sorun yaşamadım. Hepsiyle de aram iyidir. Peki şimdi son bir transfer döneminde değerlendirelim mi? Transferde şov yapan kulübü ben sormak istiyorum. Daha doğrusu şov yapan demeyelim. Ee, ama çok böyle nokta atışlar yapıp, doğru transferler yapıp, doğru hamlelerle e, rakibine korku salan ve güzel bir kadro kuran. Kim bu sene? Ya da hangi transfer daha hamle transferdi? Ya şöyle tabii Fenerbahçe iyi transferler yaptı ama Fenerbahçe'nin sonu iyi bir takım olamıyor. Hani takımın hani takımı kurarsınız ya takımın iskeletini oluşturursunuz. Hı hı. Sıfırdan başlayıp birbirine monte edilen, hani anlaşabilen oyuncuları kurarsınız. Bireysel olarak iyi oyuncular ama takım kurmada iyi değiller. Yani birbirine benzeyen oyuncular var. Yaşı biraz daha gelmiş oyuncular var. Ne Sizce diye? Mourinho mu iyi değil burada? Çünkü ya onun da iyi, önderliğinde Mourinho takım iyi kurum. dememek garip bence. Ha yani takım kurma olarak. Çünkü. Bu zaman zamana kadar söylüyorum. Bak, ha, bu yani. zamana kadar. Bu yani sene için değil. Yok iyi transferler. Hoca geldi. iyi bir hava yakaladılar ama yine oyuna baktığımız zaman bir oyun çıkmıyor ortaya. Galatasaray'a baktığımız zaman Şampiyon olan takım, son iki zonu şampiyonu. Bir iki tane iyi takviyelerle tekrardan bir hava yakaladılar. Tekrardan bir noktaya geldiler. Beş yaşa bakıyorsunuz, geçen yıl çok eleştiriliyordu mesela. Çok. Ama iyi oyuncular var takım, içerisinde. Takım, takım içerisinde. Şeklinde. Tak, yani çok iyi oyuncular var saha içerisinde. Üç 4 tane iyi oyuncu takviye yapıldığı zaman takımın çehresi değişti. Bambaşka bir boyuta geldi takım. Dediğim gibi hani aslında üç büyük takımda iyi transferler yaptılar. İyi noktaya geldiler ama... En doğru hamle, yani transfer olarak soruyorum bunu. Oyuncu olarak mı yani? Oyuncu olarak. Oyuncu olarak? Ve kulüp olarak tabii ki. Beşiktaş'ın transferleri iyi. Yani bile, Rafa Silva, Rafa Silva, Rafa Silva çok şey Paulista. Rafa Silva ve Paulista'nın çok şey kattığını düşünüyorum. Hı. Immobile de zaten golcü geldiği zaman. Hı hı. Galatasaray'da zaten iyi bir takım vardı. Osimen. Yani Osimen yine bir hava yarattı Pahok maçında. Yani <laughs> oyuna e, Icardi giriyor, e, Basuha'ya giriyor. Ne bileyim çok iyi bir kadrosu var, geniş bir kadrosu var. Özellikle ileri attı çok güçlü. Galatasaray'ın daha güçlü olduğunu düşünüyorum açıkçası. Galatasaray. Oyuncu daha... kadrosu olarak bu sene, bu Evet, sezon. bu sene. Hı. Şampiyonluğa kimin yakın olarak görüyorsunuz? Şampiyonluğa kim yakın? Şu an daha erken sezonun başı ama e, yine Galatasaray Beşiktaş'ın da yani iddialı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sorularla devam edelim mi? Faunus'un içindeki sorularla. Çok hızlı bir şekilde son 5 dakikanın içindeyiz. İsterseniz siz de çekebilirsiniz. Yok, fark etmez. Peki, tamam. E. Hazır mısınız? <laughs> Bakalım, Tef teklif gelse Beşiktaş Teknik Ekibi'ne katılır mı? Yoksa sadece teknik direktörlük hayali mi var diye sormuşlar. Şöyle, teknik direktörlük hayalim tabii ki var. Beşiktaş'ta da inşallah nasip olursa bugün yapmak istiyorum. Ama şu anki teknik kadronun kendi ekibi olduğunu düşünüyorum açıkçası yani. Olmuş bir kadroya gelmek sıkıntı yaratır. Görüşüyor musunuz teknik ekiple Samet Hoca ile mesela? Samet Hoca ile yani aramı iyidir, severim. O da beni sever ama çok bir, ya ben çok iletişim halinde olan birisi değilim açıkçası yani. Beşiktaş'ta şu anki yönetimle peki iletişim kurduğunuz birileri var mı? Yok kimse yok. Çünkü kimseyi tanımıyorum ki. Yani benim zamanımdan hiçbir yönetici yok. Hı hı. Sadece Şen, e, Samet Hoca var. Hı, hı. Onda da aramı iyidir açıkçası yani. Peki. Selamlarımızı gönderelim hocama. Aynen. Devam edelim hızlı bir şekilde. Hızlı diyorum ama biraz zor açılıyor. Ee, yorum var. Ben Galatasaray'da onu görmeyi çok istemiştim. Beşiktaş'a gitti. Galatasaray'da oynamak istedi mi hiç? diye sormuş bir izleyicimiz. Şöyle Antep Spor'a son maçım. Gaziantep Spor'a Galatasaray maçıydı. Devrasında Gal Galatasaray tribünleri beni çağırdılar mesela. Hani yakışır formasına, yakışır Yani o tv çok teşekkür ediyorum her zaman. Benim için iyi bir an olarak kaldı. Galatasaray'da görüşmelerim oldu. Fenerbahçe i̇şte ile çok fazla görüşmelerim oldu ama oldu ama takım hep Beşiktaş olduğu için hep ona odaklanmıştım ya. Yani o olana kadar böyle çok karamsardım açıkçası. O oldu anda rahatladım. Ama Galatasaray'da da teklifler aldım. Yani Beşiktaş önerken de aldım. Peki devam ediyorum. Çiftler çiftler geliyor soru var. Futbolu erken bıraktığını düşünüyor mu? Evet erken bıraktığımı düşünüyorum. Daha oynardım yani baş takımlarda Anadolu'da falan Biraz ama. Küstünüz, kırıldınız. Küstüm, kırıldım. Bir de şöyle var. Küstüm, kırıldım ama futbolcuyken e, bir takım içerisindesiniz. karar alma yetkiniz yok. Benim düşüncem futbolu bırakıp yani bu işte lisanslarımı alıp kendimi geliştirip antrenörlük yaparak Türk futboluna bir şeyler yapmak düşüncem vardı. Hala var geçinlik ama yani futbolcu kimse yapamıyorsunuz yani. Bir organizasyonu yapanlar başkaları. Siz orada bir tane bir kişisiniz. Bunu sıkıntısını yaşadık ama antrenör olarak e, hizmet etmek için belki de biraz erken bırakın diyebilirim. Peki hızlıca son iki sorumuz olsun mu isterseniz bir tık daha uzatabiliriz soruları. Ee, <laughs> İbrahim üzülmez de barıştı mı helalleşti mi diye çok soru geldi. Ya bunu çok konuştuk her şey röpere soruyorlar. Barıştık, helal, helalleştik mi? Benden özür dilemişti ilk kavgadan sonra ama yine o üzerine hani bir şey yaparsınız özür dilersiniz sonrası yaptıkların önemli yani. Anlatabiliyor muyum? Özür dilersiniz helalleşirsiniz ama sonrası yine aynı hani şey yapıyorsa artık karşı tarafın sizin için bir saygınlığı, bir inancı veya şeyiniz yok. Ya ben barışıp barışma öyle bir şey duygum yok yani. Nötrüm ona karşı. Yani hayatımda hiçbir şey yok açıkçası söyleyeyim. Peki, devam ediyoruz. Ama benim futbol hayatıma işte o baskın oluşmasına çok büyük etkenliği var, etken olmuştur açıkçası. Hı hı. Kendi de ama e, anladığım kadarıyla o baskıyla az çok karşılaştı. gözlemlediğim kadarıyla. Nasıl karşılaştı. Futbolu bıraktı yani. Evet. E, büyük takımlarda oynamanın zorlukları ne diye sormuş bir izleyicimiz. Baskı Zor, işte. Baskı var. Taraflara baskısı. işte medya baskısı. Kazandın kaybettin. Hep göz önündesin. O baskı hissediyorsunuz ama büyük takımda oynamak çok güzel bir duygu. Peki son soru olsun. Burada galiba bir yorum var. Sevgilerle bitmiş. Onu Beşiktaş formasıyla izlemek güzeldi. Gerçek bir savaşçı izledik. Sevgilerimizi gönderiyoruz demişler. Teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Ee, teşekkür edelim. Biz de izleyicilerimize e, sosyal medyadan gelen soruları e, zamanımız el verdiğince yanıtlamaya gayret gösterdik. Son soru. Ben Beşiktaş diyeyim. nokta koyayım. Sözü size bırakayım. Ne ifade ediyor? İbrahim Toraman için. Her şey hayatımda çok şey ifade ediyor Beşiktaş. Hani bütünlük haplıyordu. Hani hayatta her şeyiniz vardır. Ama Beşiktaş'ta bağınız koptuğu anda benim kendi adıma duygusal olarak kendimi boşlukta hissediyorum. Beşiktaş'ta bir bir bağın, bir sıcaklığın, bir onun içerisinde olduğunuz zaman kendimi çok daha e, duygulu, çok daha mutlu, bağlı. Yani kocaman bir ailenin bir ferdi olarak görüyorum. Yani benim için büyük bir aile Beşiktaş. Onun bir ferdiyim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Umarım olmuştur yani. Ee, çok çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Kırmadınız. Çok önceden sözleşmiştik aslında ama programınızı ayarlamanız gerekiyordu. Çünkü bir ayağınız da yurt dışında, Almanya'da. Ee, i̇nşallah tekrar ayarlamak isteriz sizi. Bizim bir anı defterimiz var. Hı hı. Oraya bizimle ilgili düşüncelerinizi yazarsanız bizi mutlu edersiniz. Tekrar teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. ederim. Sağ olun. Efendim dış sahaya noktayı koyuyoruz. İbrahim Toramanlı konuğumuz. Geçmişi iade ettik, hedeflerinden bahsettik. Kırgınlıkları vardı onlara bir parantez açtık. Hafta yine çok özel konu ve konuklarımla karşınızda olacağım dış sahada. Hoşçakalın.